günde bana inandı ve güvendi bu arada. Ondan sonra aldı beni götürdü. Sonrasında işte böyle biraz bir bekledikten sonra, bir 6-7 ay kadar falan bekledikten sonra böyle bir sinema filmi oldu. Sonra diziler falan falan derken okulla birlikte buraya kadar geldim işte. Sağ olun. Peki ben bir şey soracağım. Belli bir dönem reklamcılık üzerine okurken daha sonrasında tiyatroya döndü sanırım bölümümüz. Öyle bir bilgi yoktum ben. Doğru reklamcılık mu? Evet. Hayır, tiyatro. Direkt tiyatroya devam ettiniz. Daha öncesinde hiç başka bir meslek aklınızda var mıydı? Çok vardı tabii. Bir de şey vardır ya böyle, hani oyunculuk mu okuyacaksın, işte başka bir şey oku, hani elinde başka bir mesleğin olsun, onu zaten yapıyorsun falan mantığı vardır ya. İşte benim de böyle biraz aklıma girmeye çalışanlar oldu. O yüzden işte ilk başta tercüman olmak istedim. Ondan sonra onu yapamadım. Sonrasında işte entas okumak istedim. Dedim yok ben bunu da yapamayacağım galiba. Galiba benim istediğim tek şey oyunculuk ve bunun üzerine gideceğim. Öyle oldu aslında. Reklamcılık falan yok. Biz bu salonda sizin Kadir Bey'le olan hikayenizi Kadir Bey'den dinlemiştik. Bir de aynı zamanda... Hangisi? İlk tanışma hikayenizdi sanıyorum ki. İlk sizi gördüğü, evlenme teklif ettiği, bayağı sıkıştırmıştık kendisini sizinle ilgili. Çok güzel şeyler söylemişti yine öğrencilerimizle birlikte. Neler söyledi acaba şimdi? Eksik ya da fazla bir şey söylemesem mi acaba? Gerçekten hem düğününüz çok güzel geçti, hem çok güzel bir çift olarak gözüküyorsunuz. Biraz böyle bize Kadir Bey'le olan ilişkinizden de... hani aşkla ilgili de çok güzel söylemleriniz var, özellikle takip ediyoruz. Neler söyleyebilirsiniz bize? Biraz magazinsel. Kadir her zaman böyle sorulara çok hazırlıklıdır. Kadir her şeye her zaman çok hazırlıklı bir insandır. Ve o işte tabii ki esnekliği de var ama her zaman çok emindir filan. Hep böyle çok kararlı adımlar atar. İnanılmaz öncü ruhludur filan. Şimdi muhtemelen burada Kadir otursaydı hemen çat diye cevap verecekti. İşte Neslihan o benim yarım falan diye böyle ama bana böyle gelince yani aslında şunu söyleyeceğim. Bu da biraz klişe ama yani Kadir'i böyle 3-5 kelimeye sığdırmak ya da 3-5 cümleye sığdırmak bana çok yetersiz geliyor. Çünkü Kadir benim hissettiğimden de öte çok bildiğim bir yerde. Onu gördüğüm andan itibaren de aslında çoktan vurulmuşum ama hiç farkında değilmişim. Sonradan anladım ve zaten çok küçüktüm. Yani 20-21 yaşımdayken falan işte aşık olmuştum Kadir'e. Yani nasıl anlatayım ki insan aşık olduğunu nasıl anlatır ben bilmiyorum galiba. Çok yapamıyorum. Siz yapabiliyor musunuz? Evet, soru varsa soru alalım öğrenci arkadaşlarımızdan. Mesleğinize dair mezhepliğiniz, geri çekilmek istediğiniz, bunaldığınız zamanlar oldu mu, oldu mu, nasıl atlattınız? Oldu, evet. Yani aslında geri çekilmek istemek değil de yani ben ne yapıyorum ya? Hani biz insani şartlar altında mı çalışıyoruz? Peki bu psikolojik savaşlar neden? İşte bence dünyada kadın olmak zor. Türkiye'de kadın olmak zor. Bizim sektörde ve bir sürü başka sektörde kadın olmak zor. Ve maalesef bazen de tam da buradan vuruyorlar. Tam da kadın olduğu noktadan vurduklarında hani şey diyorsun o zaman, bir dakika ya, hani ne oluyor? Ben şimdi bu anlamda kendimi nasıl korumam lazım acaba? Hani çünkü bir yanında işte küçük bir serçe gibi ama bir yanında istediğin zaman aslan kesilebiliyor ya. Şimdi burada bunu nasıl yapman gerekiyor? Bizim sektörde özellikle psikolojik savaşlar, o soğuk savaşlar o kadar fazla oluyor ki. Ben de böyle hani hep barış olsun, sevgi olsun, işte birinin biriyle bir problemi varsa herkes birbiriyle paylaşsın. Konuşa konuşa halledelim eğer bir problemimiz varsa falan diye düşünüyorum. Ama
bazen oluyor ki gerçekten ya galiba ben bu gemiden inmek istiyorum dediğim noktalar oldu ama sonradan dedim ki hayır bir dakika, sana hiçbir şey altın tepsiyle sunulmadı. İşte bazen oldu koştun, bazen oldu ayağın takıldı düştün, bazen oldu tırnakların kanayıncaya kadar azimle tırmandın. O yüzden şimdi gemiden inemezsin yani, öyle bir lüksün yok. Kendine bunu yapamazsın aslında. O zaman eğer onu şöyle düşünüyorum, onu yaptığım noktada herhalde kendime saygım bitmiş olur. Bu kadar yaralanıp diyeyim, bu kadar yaralanıp gemiden inmeyi düşündüğüm anda ya da indiğim anda o zaman kendime saygım tamamen bitmiş olur. Herhalde o zaman da toparlayamam. Aman Allah göstermesin. Ama böyle yani, kendimize inanmamız lazım. Gerçekten önce kendimize inanmamız lazım. Kendi içimizde zaten var olan gücü keşfetmemiz lazım. Bizler insanız ve elimizden her şey gelir. Gerçekten bizler taşı sıksak suyunu çıkaracak olan insanlarız. Özellikle bizler, sizler o kadar genciz ki bence dünyanın bize ihtiyacı var. O yüzden çalışmalıyız ve kendimize inanmalıyız. Soruları alalım öğrenci arkadaşlarımızdan, soru-cevap şeklinde ilerleyelim. Öğrencilerimiz sorularını düşünürken, geçen sene Kadir Bey'le şu konuyu konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum, internet dizileri. Özellikle o internet dizilerinin evet belli bir dönemde bir patlama yaşayacağı ama daha sonrasındaysa hani çok sürdürülebilir olmayacağı yönündeydi fikri. Sizin düşünceleriniz neler bu konuda, neler düşünüyorsunuz? Dip diye bir dizide rol aldınız siz de ki bence çok güzel bir yapıydı. İlker Kaleli ile beraber oynamıştınız. Böyle bir sektör TV'den daha mı güvenli, daha mı rahat, daha mı iyi? Yani şöyle aslında rahatlık açısından baktığımızda evet daha rahat. Çünkü televizyona iş yaptığımızda 160-170 sayfalık bir senaryo geliyor. Ama internette iş yaptığımızda 50 sayfalık bir senaryo geliyor. Şimdi 50 sayfalık senaryoyla haftanın 5 günü çalışmak mı? Çok rahat değil mi? Bütün ekip rahat. İşte 10 saat çalışıyorsun, bazen oluyor 12 saat çalışıyorsun. Bir de şöyle bakın, 150 sayfalık senaryoyla haftanın 5-6 günü çalışıyorsun. Hangisi daha rahat? Hangisi daha insani? Maalesef dizi sürelerimiz çok uzun olduğu için oyuncular da doğal olarak daha mantıklı olanı tercih etmeye çalışıyorlar herhalde. Yani ben öyle yapmaya çalıştım. Bir de daha esnek olabiliyorsunuz senaryo anlamında, daha iş anlamında. Çünkü zaten planlanan şey hani ya 8 bölüm oluyor, ya 10 bölüm oluyor, ya da 20-30 bölüm maksimumda bir şey planlanıyor. Bizim yaptığımız dip de zaten mini diziydi. Ya 8 bölüm olacaktı ya da 10 bölüm olacaktı. Öyle bir şeydi aslında. Ben biteceğini düşünmüyorum. Yani Netflix diye bir gerçek var arkadaşlar. Daha da geliyor yani. Neler neler gelecek göreceksiniz zaten. Şimdi bütün dünya zaten Netflix'e iş yapıyor. O yüzden yani sadece Netflix de değil bu arada. Bence uzun vadeli olacak gibi geliyor. Evet, soruları alalım öğrenci arkadaşlarımızdan. Merak ettikleri, Neslihan Hanım'a sormak istedikleri. Böyle soralım dediği anda da evet. Evet. Biri soracak şimdi. Şimdi biz sizin hayranınız. Ama mesela siz bu oyuncular başlamadan önce sizin de hayran olduğunuz bir evet, oyun. Biraz salondaki, kendi aramızdaki konuşmayı kesebilirsek çok mutlu olurum. Ya şöyle, bu da çok klasiktir de hani beğendiğim isimler vardı ama falan derler ya, ben de öyle diyeceğim, evet beğendiğim isimler vardı ya, mesela şöyleydi hani işte çok küçüktüm o zamanlar, Titanic patlamıştı falan, yani tabii kime hayranlık duyacağım ki, 10 yaşındayım yani, Leonardo DiCaprio falan gibi isimler vardı ama şimdi tabii Benedict Cumberbatch ve Matt Mikkelsen hayranıyım. Yani büyük takip ediyorum onları. Özellikle Benedict Cumberbatch'i
Artık yani bir tek herhalde kendime saygımdan ev adresini bulmadım. Evet, çok çok seviyorum, çok beğeniyorum. Oyunculuğunu, karakterini ve insanlığını çok beğendiğim bir isim o. Evet, teşekkür ederim. Arkalarda bir Eda görmüştüm sanki soru sormak isteyen. Evet, biraz daha cesaret toplanana kadar ben sorularını sormaya devam edeyim. Yine siz mi? Bir tane daha geldi. Kendinizi ve kendinizi hayatınıza rastladığınız egoist çıkarcı insanlardan nasıl koruyabilirsiniz? Gözünüzü nasıl açabilirsiniz? Sizde de yaşanmıştır bir anda çevrenizde olmuş çıkarcı insanlar. Yani nasıl? Şöyle, teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Bundan 2-3 gün önce bir büyüğümle birlikte şöyle bir konuşma geçti aramızda. Biriyle bir şey yaşıyorum diyelim ve benim için çok önemsiz bir şey. Yani ona kafayı takmam falan yani o kadar önemsiz ki hayatta neler oluyor yani, değil mi? Ve karşımdaki insan bunu çok önemsiyor. İşte bende de böyle aynı etkisi herhalde. Ha herhalde bunu benim de önemsemem gerekiyor falan dediğim noktada. Yani ne yapmam gerekiyor ama hani bir yandan da doğru vicdanda tuttuğumda da kendimi vicdanım diyor ki hayır Neslihan bu önemseyeceğim bir şey değil senin. Ama gördüğüm insan da bunu çok önemsiyor ve onun için belli ki çok kritik bir nokta bu. Peki benim ne yapmam lazım burada? Hani ben elimden geleni yaptım deyip geri çekilmek mi yoksa nedir? Büyüğüm de şöyle bir şey söyledi. Senin duygun ona egemen olacak o zaman dedi. Ve bu da bana çok mantıklı geldi. Çünkü aslında şöyle bir şey oluyor. O duygusuyla bana egemen oluyor ve ben o yüzden bu ikiliye düşüyorum kendi içimde. Oysa ki ben de kendi duygumun arkasında olsam ve sıkı sıkı tutsam onu, o diyecek ki, aa bu çok önemsiz bir şeymiş, ya evet doğru. Bunun gibi aslında hissettiğiniz şeyin peşinden sonuna kadar gidiyorsanız eğer, gerçekten inanıyorsanız, kendi vicdanınızda onu yani vicdanınızı doğru vicdana getirebiliyorsanız, o zaman zaten artık insanlar size çarpmamaya başlıyor. Siz saydamlaşıyorsunuz ve böyle içinizden geçiyorlar gibi bir şey oluyor. Çünkü nötr olunca da bir noktada insan çarpıyor ya, yine de onun etkisini hissedebiliyoruz ya. Ama öyle bir saydamlığa geleceğiz ki herhalde belli bir noktada, o böyle içimizden geçecek. Onu hiç hissetmeyeceğiz ve bizim için hiç problem olmayacak herhalde. Bana öyle geliyor. Ya benim yapmaya çalıştığım bunlar aslında kendi gelişimimle de alakalı. Seninle de paylaşmak istedim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Bu arada çok 2 gün önce ben de Senden Bana Kalan'ı yeni seyrettim. Çok güzel bir sinema filmi olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Performans da çok güzel. Biraz da belki sinemadan bahsederiz. Bir sinema projesi var mı yine okuduklarınızın arasında? Sanırım bütün oyuncularda sinema çok başka yerde. Televizyon, dizilerden, diziler haricinde. Sizin için de sanıyorum ki ayrı bir yeri vardır. Evet, evet. Yani sinema, bunu açıklamaya ne kadar gerek var bilmiyorum ama. Tabii yani bir iş yapıyorsun, o sonsuza kadar orada tek bir film olarak kalıyor. Ve o film işte ne kadar diyeyim, 90 dakika oluyor. Adı belli, sanı belli. İşte bilmem ne dizisinde 83. bölümdeki işte 15. dakikası falan denmiyor da işte dizide şöyle bir performans var, böyle yani filmde böyle bir performans var, bunu böyle böyle yapmışlar, bu filmin sesleri çok başarılı falan falan oluyor aslında. Sinema tabii bambaşka bir şey. Okuduğum var yine birkaç tane bir şey ama bu yani bu yaz gibi bir şey yok yani şu an öyle netleşen bir şey yok. Soru var mı? Soru, evet, eller kalkmaya başladı. Siz seçin isterseniz. Isınmaya başladık evet. Herhalde yavaş yavaş. İlk sizi gördüm. Evet. Kara Sevda dizisinde en beğendiğiniz, sizi en beğendiğiniz
karakter kim oldu? Nasıl anlamadım? Kara Sevda dizisinde sizi en çok etkileyen karakter. En çok etkileyen karakter. Bu soru ayrıca çok büyük bir fanınızdan geliyor. Benden değil de sizi gerçekten çok seven bir fanınızdan geliyor. Fanın da sesini duyalım bir sanırım. Kim görünüyor ki? Merhaba. Siz miydiniz soruyu soran? Neden siz sormuyorsunuz? Türkçesi çok iyi değil de o yüzden. Ha. Anladım. Yani Türk dizilerini sizle beraber başladı izleme ve aşık şu anda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Emir'in müziği çaldı değil mi? Hatırlıyor musunuz bunu? Kara Sevda'dan. Kaan ya her yerden kendini belli ediyor. Aramızda mı? Nerede? Ya Emir karakterinden çok etkilenmiştim bu arada. Çünkü ya kağıt üzerine baktığınızda bambaşka bir şeydi Emir. Ama Kaan onu o kadar iyi oynadı ki bence çok uzun zamandır Türk dizi sektörüne yeni bir soluk getirdiğini düşünüyorum Kaan'ın. Yeni bir kötü karakter soluğu getirdiğini düşünüyorum. Çünkü çok başarılı oynadı, çok istikrarlıydı. Ve sonuna kadar da peşine düştü aslında karakterinin. Yani elinden sımsıkı tuttu Emir'in aslında Kaan. O yüzden Emir'in aşkı falan beni çok etkilemişti mesela. Nihan'dan sonra tabii. Evet, diğer soruları sanırım alabiliriz. Buyurun. Ya belki de hayat bana bir seçme şansı verdi de ben bu hayatı tercih ettim. Yani şöyle olmasını istediğim şeyler için çabalıyorum. Hırslı bir insan değilim ama çok azimli bir insanım, çok çalışkan bir insanım. İnandığım şeyin peşini bırakmayan bir insanım. Yeri geldiğinde de çok inatçı bir insanım. Yeri geldiğinde de çok net bir insanım. Bu netliğim insanlara çok sert geliyor bazen hatta ama sadece ne istediğimi bildiğim noktalarda net oluyorum. Ve olmasını istediğim şeyleri de yapmaya çalışıyorum. Oldurmaya çalışıyorum. 3-5 kere denedikten sonra olmuyorsa da hani ben zaten elimden geleni yaptım. Bunun için çalıştım ve çabaladım. Bundan sonra olmuyorsa demek ki olmaması gerekiyormuş deyip bırakıyorum aslında. Ama deniyorum tabii ki. Tabii ki çabalıyorum. Diyorum ki belki şu zamanı değilmiş. 3 yıl sonra deniyorum aynı şeyi. Bazen o zaman oluyor gibi. O yüzden bütün hayatım, annem, babam, ailem, arkadaşlarım, çevrem, eşim, hayvanlarım, ben hiçbir şeyden pişman değilim ve hayat felsefemde biraz bu hiçbir şeyden pişman olmamak. Benim için doğru ve yanlış yok aslında. Doğru ve yanlış, başarı ve başarısızlık hepsi aynı noktada, hepsi dümdüz geliyor bana. O yüzden yaptığım hatalar da, yaptığım güzellikler de hepsi beni ben kılan şeyler olduğu için ben onları yapmasaydım belki de şu an karşınızda oturamıyor olacaktım. Bambaşka yerlerde olacaktım. O yüzden şu an yaşadığım hayattan şükürler olsun, memnunum. Buyurun. Hayır, benzemiyor. Hiç benzemiyor. Ya şöyle, Nihan'ın kriz yönetimi sıfırdı mesela. Yani herhangi bir krizde onu yönetme becerisi neredeyse hiç yoktu.
Bir de Nihan hiç uyanık değildi. Ben uyanık biriyimdir. Bunu sakın çakallık olarak algılamayın. Arkadaşlar uyanık olmamız lazım. Farkındasınız değil mi? Hepimizin uyanık olması lazım. Gözlerimizi açmamız lazım. Erkenden uyanmamız lazım. Hayat bize ne diyor? Biz hayata ne diyoruz? Sokakta karşılaştığımız bir tane kadın bize ne diyor? İşaretler neler? Kimler dokunuyor bizim hayatımıza? Neler okuyoruz? Neler geçiriyoruz? Ne yapıyoruz biz? Uyanık olmamız lazım. Kendi hayatımızı sımsıkı tutmamız lazım. Çünkü eğer biz hayatımızı kendi ellerimizde tutamazsak hiç kimsenin umurunda olmayız o zaman. Böyle hayatımız avuçlarımızdan kaydı gitti olur sonra. O yüzden uyanığım diyorum. Nihan'ın yapamadığı şey buydu. Ya bu arada sinirlendiriyordu tabii bazı noktalarda beni Nihan, yani artık o kadar da değil yani, saçmalamayın arkadaşlar falan. Senaristler bir an ne oldu ama falan diye böyle. Ama bir yandan da evet yani karakter gereği bunun böyle olması lazım ama hani insan yine de oynayan benim ya. Bir de hak vermem gerekiyor. İlla ki böyle kenarından, köşesinden tutup evet tamam ya yapıyor, evet doğru bu kız da böyle bir kız, evet böyle insanlar var, evet bu da böyle bir kadın Neslihan, tamam artık hani bununla cebelleşme, hadi oyna falan diyordum yani ama hani bazen kızdığım noktalar oluyordu tabii. Buyurun. Biraz felsefik bir soru soracağım ama oyunculuğun içinde olmakla ilgili bizim algılayamayacağımız düşündüğüm için soruyorum. Sizce hayat ve oyunculuk iki farklı dünya demek mi? Yani buna nereden bakmamız gerekiyor? Şöyle mi? Bence sizde kalsın isterseniz mikrofon. Şöyle şimdi, bana göre bütün insanlarda bütün duygular var. Biz sadece ötekileri kullanmayı tercih etmiyoruz gibi oluyor işte mesela. Birini öldürmeyi tercih etmiyorum gibi bir şey. Ya da nereden örnek vereyim? İşte mesela böyle bir organizasyonu ben yapmıyorum gibi bir şey. Ama bende de o duygu var aslında. Bunun gibi. Bizde madem bütün duygular varsa bunu nasıl bağlayayım ki? Doğru ifade etmeye çalışıyorum çünkü. Oyunculuk ve gerçek hayat birbirinden ayrı mı diye mi sormuştunuz? Nereden bakmamız gerekiyordu? İkisinde de bir dünya var. Ama bu dünya sizce sizin hayatınız mı? Hangi dünya? Oyunculuk. Oyunculuk dünyası. Evet. Oynadığım karakterler mi? Bu genel bir soru. Şimdi hangi karakterde oynarsanız oynayın. Bir şey hissediliyor. Sizin bir tarzınız hissediliyor ya. Bu açıdan soruyorum. Ya şöyle, anladığım kadarıyla cevap vereceğim. Şimdi şöyle bir şey oluyor açıkçası. Yani bir şeyi oynarken ağladığında, üzüldüğünde ya da ne yapıyorsan işte bir oyun sergilediğinde vücuduna bunu yaşatıyorsun. Yani durup dururken aslında işte Neslihan'ın işte diyelim ki ben müthiş bir haber almışım ama az sonra işte feryat figan kardeşim ölmüş ağlayacağım falan. Ama az önce müthiş bir haber almışım diyelim. Benim onu vücuduma yaşatmam gerekiyor. Vücudum da bir noktada diyor ki bir dakika ne oluyor? Hani sen ne yaşıyorsun? Çünkü o gözyaşı benden akıyor. Çünkü o duygu, o aynı zamanda o duyguyu da yaşıyorum. Şimdi bu noktada hepsi evet benim hayatım oluyor. Bir yandan baktığınızda. Çünkü zaten oyunculuk demek, bir şeyi oynamak demek kendi duygularından beslendiğim bir şey. Yani yoksa nasıl ağlayabileceksin, yoksa nasıl güleceksin, yoksa nasıl aşık bakacaksın gibi gibi. Anlatabildim mi? Sizin sorunuza cevap oldu mu?
açarsanız çünkü anlamaya çalışıyorum sizi. Esasında biraz algıladım, biraz daha farklı açıdan soruyordum. Şimdi duyguları mutlaka yaşadığınızı biz hissediyoruz sizi izlerken. Yani ben kendi adıma hissediyorum. Ama bundan biraz daha farklı bir şey. Birçok meslek var. O meslekleri biz yaşamak zorunda kalmıyoruz. Yani o meslek bittiğinde eve döndüğümüzde biz kendi hayatımıza devam ediyoruz. Sizde de mi böyle oluyor? Yoksa işte oyunculuk sizin hayatınıza katılıyor mu? Buydu yani. Bu oyunculuk sormuştum. Benim hayatıma katılmıyor da ün hayatıma dahil olmaya çalışıyor. Öyle bir şey söyleyeyim size. Yani ben de yeri geldiğinde evimde yemeğimi yapan, köpek işemiş şuraya dur sileyim dediğim, işte nevresimi mi değiştireceğim, peki tamam, Emel gelmemiş bugün ben yapayım bari. İşte hadi sevgilim bir akşam yemeği yiyelim, bir tane film açalım da televizyon karşısında koltukta uyuyakalalım. Biz de insanız yani sonuçta. Ama bir şey eksik oluyor, dışarı çıkman gerekiyor, bir şey alman gerekiyor, tak böyle kameralar geliyor, anlatabiliyor muyum? O noktada zaten genel olarak hep uyarıldığımız için, hani sistem bize her şeyde uyardığı için, işte araba kornası, işte ezan sesi, işte baktığında işte çan sesi, insan konuşmaları, bir şey, her şey, ışıklar, sürekli uyarıldığımız noktada biz bir de hani tanınan insanlar olarak ekstra uyarılıyoruz gibi bir şey oluyor. Ama onu da ayırt etmek önemli tabii. Ben onunla yaşamıyorum. Ama evet, dışarıda insanlar bir yere koyuyor bizi, sağ olsunlar. Ama eve geldiğimizde de normal Neslihan oluyoruz yani. Dışarıda da normal Neslihan'ız bu arada. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişim. Umarım anlayabilmişim. Biraz zor oldu ama kusura bakmayın. Benim bir sorum olacak. Peki dışarıda rahat hareket edebiliyor musunuz bu ürünle? Ya rahatlık çok göreceli bir kavram. Hayır, o kadar rahat edemiyorum. İstediğiniz gibi. Mesela hayır. Belki parkta eğlenmek istiyorsunuz sırada. Ya ben çok geyik bir insan olduğum için çok fazla olur herhalde. O yüzden çok rahat hareket edemiyorum, evet. Biraz üzücü. Ünün de ama hareket ettiğim yerler var tabii. Basının geldiği, gelmediği yerler var. Oraları artık yıllar içinde öğrendik. Buraya basın gelmez diyoruz. İstediğimiz gibi davranıyoruz. Ama basın geldiğinde de merhaba arkadaşlar, kolay gelsin deyip gidiyoruz. Böyle olmak zorunda, ne yapalım? Çünkü o zaman çok dahil olmaya çalışıyorlar. O zaman işte çok alanımıza girmeye çalışıyorlar. O zaman da ne mahremiyet kalıyor ne de kendi alanın kalıyor. Biraz onu korumak adına aslında. Yoksa bir noktadan baktığımızda kimim ki neyi neyden koruyacağım yani. Buyurun. Özür dilerim, kusura bakmayın. Türkçe çok iyi değil de. Bu bence gayet iyi. En az benim kadar. Şey soracaktım. Siz bir oyuncusunuz. Kendi hayat için yaşam zamanınız var mı? Yani dizilerde oynuyorsunuz, yani reklam mı? Buraya da giriyorsunuz. Nasıl öyle, yani zamanınız var mı kendi hayat yaşamak için? Evet, oluyor. Şöyle yani hani talep ettiniz, geldik. İşte iş oluyor, çalışıyoruz. İş olmayınca çalışmıyoruz. Biz bir şeyler talep ediyoruz, onları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hayat böyle bir şey ya. Yan gelip yatınca çok bir şey olmuyor ya. Yani çok zor bir iş yapıyorsunuz da ondan sordum yani. Ya ama mesela şu an aktif olarak bir işte çalışsaydım buraya gelmem tabii çok zor olabilirdi. Yani hani bir gün ya da iki gün reponda, tatilimde buraya gelmem beni biraz zorlayabilirdi. Ama şu an aktif olarak bir yerde çalışmadığım için zaman ayırabildim gibi. O yüzden çalışmadığım zamanlarda böyle söyleşilerdi falan, hani daha fazla zaman ayırmaya çalışıyorum. Ben teşekkür ederim. Ne yapacağız? Böyle hiç soru sormuyorsunuz. Şöyle birbirimize bakıyoruz. Buyurun.
hepsini yaparak. Yani bazen oluyor ki bahçe mobilyalarını zımparalıyorum, onları vernikliyorum, saksıları boyuyorum, tavukları besliyorum. İşte onların yumurtalarını alıyorum. Ondan sonra köpekleri gezdiriyorum. İşte bir şeyler ekiyorum, içiyorum. Domates, salatalık, nane, maydanoz falan ne varsa onları topluyorum. Ondan sonra tabii ki bir şeyler okuyorum, araştırıyorum, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda geziyorum. Böyle aslında, böyle besliyorum kendimi. Yani çalışırken yapamadığım hiçbir şeyi, çalışırken yapamadığım her şeyi şu boş zamanında yapmaya çalışıyorum. Ben bir soru soracağım tekrardan. Benim ablam size hayran. Yani gerçekten. Az önce telefonda konuştuk buraya gelmeden önce. Bana şey dedi, Semira sor bakalım ne kullanıyormuş yüzü için. O kadar güzelsiniz ki gerçekten. Siz o kadar güzel de teşekkür ederim. Ki, yani her baktığımda da hayranlıkla izliyorum. Ve gerçekten su gibi bir cildi var arkadaşlar. Bunu sormak için can attığınızı biliyorum. Beni kandırmayın. Ne kullanıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Güzel bir teşekkür ederim ama yani çok bir şey yapmıyorum aslında. Klasik yani işte bir cilt bakımı, işte cildi temiz tutmak, işte düzgün şeylerle beslenmek. Hani arada tabii yiyorum böyle pis şeyler ama pis şeyler yiyorum arada evet. Ama işte genelde tek öğün besleniyorum bu arada. Öyle bir şeyim var. Tek öğün besleniyorum ve ne yersem onu yiyorum. Hani canım ne istiyorsa onu yiyorum. Bu arada herkese önerdiğim bir şey değil. Ben öyle alıştığım için. Yani işte böyle cildi temiz tutmak, bol su içmek. Su zaten çok önemli. Ben de yeterince içemiyorum. Biraz o da beni zorluyor ama elimden geldiğince böyle şişeyi gezdiriyorum yanımda. Onun dışında işte güneş kremi muhakkak sürüyorum. Başka ne yapıyorum? Bir de C vitamini bir serum var. Sizin çok ilginizi çekmeyecek ama bir de onu sürüyorum aslında o kadar. Bunların hepsini ablama söyleyeceğim. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Alice'e gittiniz mi? Gitmedim, gidemedim. Önem Ana. Alice'e gitsin ama Neslihan. Önem bizi Alice'e götür. Hepimizi götürsene Önem. Bu arada son soruları alacağım ama aynı zamanda Önem Hanım'la da nasıl çalıştığınızı, nasıl bir araya geldiğinizi ve kaç yaşında bir gidelim olduğunu merak ediyoruz. Çok yardımcı oldunuz. Yani aslında Kadir vesile oldu buna. Ben problemler yaşıyordum ajansımla. Kadir de kulak misafiri olmuş. Önem'e sinyal çakmış demiş ki Önem bak böyle böyle problemler yaşıyor belli ki. Hani işte aklında olsun falan. Önem de tabii iş ahlakı gereği ben başka bir yerdeyken benimle kontağa geçmiyor doğal olarak. Sonrasında işte Kadir vesilesiyle biz Önem'le tanıştık, buluştuk. Buralara kadar geldik. Ben size sorular sormak istiyorum. Memnun musunuz okulunuzdan, hayatınızdan, ev kiralarından? Ev kiraları sterlinmiş arkadaşlar. Memnun değilsiniz galiba. Nasıl? Ne yapacaksınız peki bunun için? Ne yapmak lazım? Bir şey düşünüyor musunuz? Nasıl? Aslında biraz Türkiye'deki hükümet politikası pound. Kimisi sabitlendi ama sabitlenmeyen evler de var sanıyorum ki. Biz üniversite olarak da Türkiye hükümetiyle bu konuyu devamlı olarak gündeme getiriyoruz. İnşallah sabitleme ve TL ödenme yönünde stratejiler var. İnşallah olacak diye ümit ediyoruz. Hadi bakalım yeteri kadar talep ederseniz olur bu arada. Öyle bıktım deyip peşini bırakmamalısınız arkadaşlar. Hayır ya. Sonuna kadar gidin peşinden. Lütfen ne istiyorsanız sonuna kadar elde edinceye kadar el birliğiyle, oy birliğiyle falan gitsenize. Bu arada süremizin de sonuna geliyoruz. Son sorular varsa hemen onları alalım ve sonra kesin. Ya ben şey merak ediyorum, siz canınız sıkılınca kendi sahnelerinizi falan izliyor musunuz? Ya canım sıkılınca kendi sahnelerimi
internetten açıp mı? Ha yok, öyle izlemiyorum da bazen böyle Instagram'da falan karşıma çıkıyor. Onlara böyle bakıyorum. Çünkü çalışırken izleme şansımız olmuyor. Böyle bir sahne var, daha böyle oynamışım. Tüf, böyle oynamasaydık keşke falan diyorum tabii. Peki Neslihan Hanım'ın kalbindeki dizi, yani en çok etkileyen, ah bu dizi keşke bitmeseydi dediği dizi hangi? Sherlock Holmes. Kendi oynadığımdan mı bahsettim? Ben arkadaşlarla kalmıyor peşine, yatıp kalktığım için. Yani Sherlock Holmes'un hakkını yemem, evet. Çok seviyorum o diziyi. Artık bilmiyorum 5. sezonu gelecek mi, gelmeyecek mi de. Ah bitmeseydi dediğim olmadı ya. Hepsi tam zamanında bitti çünkü. Yani tadında bitti. Bence öyle yani. İşte dip öyle planlandı. 8-10 bölüm planlandı. 8. bölümde tam işte tadında bitirdik. Kara Sevda 74 bölüm mesela. 74. bölümde bitti. Evet, orada bir yere kaldı. Buyurun. Merhabalar. Oyuncumu seçmek sizce hayatınızdaki dönüm noktanız ne oldu? Ya dönüm noktası ne demek galiba ben bunu tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben hep biliyordum. Oyuncu olacaktım çünkü. Yani başka bir seçeneğim yoktu. Evet denedim onları ama yapamadığımı gördüm. İşte oyunculukla birlikte gelecek bu ünü, insanların sevgisini. Ben insanların sevgisini bu kadar tahmin etmiyordum. Belki de çok fazla işte düşünmemiştim herhalde. Daha iş odaklı bakmıştım meseleye ama o kadar ilginç ki hiç görmediğim halde bu kadar sevgi beslemek bence muazzam bir duygu. İki tabii karşılıklı bu, yani sadece işte onlardan, sizlerden bana olan bir şey değil de bu benden de aynı şekilde size gelen bir şey olmalı çünkü sevgi zaten tek taraflı olmuyor. Ve yani bunu da anlatmak çok zor benim için. Muazzam bir duygu. Yani gerçekten ailelerinden biriymiş gibi sevmeleri, saymaları ve sahip çıkmaları bazen gözlerimi yaşartıyor açıkçası. Yani bunu hak etmek için ne yaptım acaba dediğim noktaya geliyorum tabii bazen. Teşekkürler, teşekkür ederim. Sormayanlardan alalım. Şuralarda, evet şu an. Önce sizden başlayalım, sonra sizi alalım, olur mu? Buyurun. Mikrofona gerek yok aslında, direkt ben sorayım. Sesiniz bayağı çıktı. Ya çıkıyor biraz da. Evet. Neyse, tamam. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Benim olun. Sormak istediğim şey, Kara Sevda dizisini ben takip ediyordum ki aslında diziden çok film takip eden bir insanım. Ama dizinin içeriği, kurgusu, sizin oynayış şekliniz ya da aktardığınız duygular açıkçası beni çok etkilemişti. Benim merak ettiğim şey hep şu oldu. Mesela Emir'le, yani Emir karakterindeki biriyle tartışmalarınız ya da herhangi kötü ruhsal şeyler yaşamanız ya da atıyorum dizideki yanınızdaki birisinin vefat etmesi sonrasında hissettiğiniz kırgınlıklar falan. Siz peki Nihan değil de gerçekten dizide Neslihan olsaydınız, değiştirmek istediğiniz ya da keşke şunu yapmasaydım dediğiniz şey ne olurdu? Ben çok Nihan'ı zaten başlı başına değiştirmek isterdim eğer orada Neslihan varsa. Bir dakika kızım, hayır bu kriz böyle yönetilmez tatlım. Sen de şöyle geç. Bak şimdi Kemal'cim, o da o işlerde öyle yapılmaz falan diye böyle bütün kontrolü elime alıp kardeşim sen de bir saçmalama, git hapsini yat orada, ne yapıyorsan yap. Ben hamile de kaldım zaten şimdi. Hani Kemal gel evleniyoruz madem öyle, soyadını vermek zorundasın bu çocuğa. Evet. Emir sen de git ne yapıyorsan yap, şimdi attırma kendini hapse falan gibi bir şey olurdu yani herhalde. Anlıyorum. Hani
O yüzden diyorum ya yani... Yani baştan başa değiştirirdiniz diyor. O zaman dizi olmazdı zaten yani. Anlıyorum. Her şey olması gerektiği gibi olsaydı o peki, zaman... Peki, benim bir de merak ettiğim bir şey daha var aslında. Şimdi ben düşünüyorum, yani Neslihan'ken Nihan rolüne girmek yani o kadar kolay değil. Ama belirli bir eğitim alarak ki potansiyelde olduktan sonra yapabileceğiniz bir şey, evet. Ama merak ettiğim şey aslında şu. Nihan'ken Neslihan'a dönebilmek ne kadar kolay? Yani herhangi bir role sonuçta alışmış oluyorsunuz, oradaki duyguları benimsemiş oluyorsunuz. Ve set kapısını kapatıp dışarı çıktığınız zaman hissettiğiniz şey ne oluyor tam olarak? Kestik, kalanıyor. Bak şöyle oluyor. İlk başlarda tabii hani karaktere alışmak, ekibe alışmak, evet. İşte yönetmenle bağlantı, diğer oyuncularla kontak falan hani hepsi çok ilk başlarda zorlayıcı tabii oluyor. Ki. O yüzden ilk bölümler böyle daha bir ayda falan çekilir mesela hani işte birinci bölüm falan, işte ikinci bölüm daha 15 günde, üçüncü bölüm 10 günde falan deyip böyle böyle hani en son işte 5-6 güne falan indiririz genelde. İlk başlarda hani ne kadar çalışırsan çalış o kayıt dendiğin noktada Nihan olma fikri bir tık daha zorluyor. Ama evet. Sonradan zaten hani hem senarist sana alışıyor, hem ben senarist burada ne demek istiyoryu daha rahat anlayabiliyorum filan. Hani herkes doğru enerjide toplandığı noktada zaten o zaman daha kolay oluyor. Bir de herkesle aran iyi oluyor. Herkesi yeteri kadar tanıyorsun. Herkesin birbirine yeteri kadar sevgisi ve saygısı oluyor. O yüzden sete gidiyorum, kayıt diyorlar, oynuyorum. Kestik diyorlar. Yani acaba bir Türk kahvesi mi yapsanız bana falan oluyor yani. Böyle aslında. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada hocamız var. Evet, siz vardınız. Öncelikle Neslihan Hanım, sizi çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Sağ olun. Fatih Harbiye'den beri izliyorum projelerinizi. Size şöyle söylemek istiyorum. Fotoğraf çekilme imkanımız olacak mı sizinle? Yani topluca çekilebiliriz tabii. Şurada selfie falan mı yapsak? Evet, tamam, yaparız. Tamam, teşekkür ederim. Bu muydu o soru? Garanti altına alınmış bir şey. Buyurun. Nesna Hanım, şimdi benim de bir kızım var. Şu an 13-14 yaşında. Ve bana 2 senedir beni bir ajansa yazdı. Bir... Çok gençsiniz, hala da çok gençsiniz. erken başlamış olmak karar verir mi? Bilmiyorum, geç mi kaldım? Hakikaten ben de bilmiyorum, 14 yaşında kızım hala. Yani, geç kalmamışsınızdır. Yani önem geç kaldılar mı? Geç kalmamışsınızdır diyor. Pişmanlığınız var mı çok erken başladınız? Çünkü çocukluk belki gençlik. Ya aslında şöyle bir şey oldu işte. Belki de hayatımın dönüm noktası değil demiştim ya. Hani ya tam olarak o ne demek bilmiyorum demiştim ya hani. Ya o kadar küçükken girdim ki ben. İşte haftada bir gün çalışıyordum, bir iki sahnem oluyordu. Böyle hani artarak çoğaldı böyle hani her gün, her yıl falan böyle. İşte her yaptığım işin bir üstüne işte çıkmaya çalıştım. Hep böyle daha böyle üstüne koymaya çalıştım falan filan. O yüzden muhtemelen hani birden gelmediği için yani birden sektörün ortasına düşmediğim için muhtemelen o yüzden benim alışmam ve sindirmem çok rahat oldu. Ama yani bu benim psikolojimdi. Annem 18 yaşıma kadar her gün benimle setlere geldi. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı ve her zaman destek oldu. Ben bunu yapabildim. Belki sizin kızınız da bunu yapabilir. Ama bunu yapmalı diyemem size. Çünkü işte İlla ki birkaç örnek görüyoruz yani, siz de görüyorsunuzdur. İşte bazılarımız psikolojik olarak çok hazır olamayabiliyor. Sindirmesi daha geç olabiliyor. O yüzden siz daha iyi tanırsınız kızınızı. Bir bakarsınız yani, bu aslında sizin dengeyi kurabileceğiniz noktada bir şey. Pişmanlığınız var mı? Çok erken başladınız. Keşke biraz daha geç. Hayır, yok. Pişmanlığım yok.
Dedim ya az önce hayat felsefem, hiçbir şekilde pişman olmamak falan. Böyle bitirmek zorundayız da, süremizin sonuna geliyoruz. Çünkü Neslihan Hanım'ı uğurlayacağız tekrardan İstanbul'a. Ben son olarak özellikle oyunculuk isteyen öğrencilerimizde, özellikle sizi gerçekten sevgiyle takip eden öğrencilerimizin de olduğunu görüyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Belki mezun olacaklar vardır aramızda, var mı mezun olacaklar aramızda? Onlara hayata maşallah başlarken neler söylemek istersiniz böyle? Ümit, Metin Bey burayı çok sevmiş, gitmek istemiyormuş buradan. Sizler de öyle mi düşünüyorsunuz? Çok sevdi, gitmek istemiyor. Siz de buradasınız. Ötekiler sadece Metin Bey ile siz varsınız herhalde burada kalmak isteyen. Şöyle aslında, hani sadece oyunculuk isteyenlere değil de bir şeyler yapmak isteyenler için işte belki yine aynı şeyleri tekrarlayacağım. Yani lütfen kendinize inanın ve okuyun, araştırın, merak edin. İşte bulunduğunuz çevreyi merak edin, bulunduğunuz şehri merak edin, bulunduğunuz ülkeyi, bulunduğunuz dünyayı, bulunduğunuz kainatı, evreni merak edin. Ve gerçekten ne olup bitiyor, neler var şu hayatta? Bunların peşinden gidin ama en önemlisi lütfen kendi duygularınızın peşinden gidin. Çünkü en önemli sizsiniz, en önemli biziz. Ve en önemlisi kendimize inanmak. Ben kendime inandım, yapmaya çalışıyorum. Ve siz de kendinize inanın ve yapın lütfen. Çünkü gerçekten bize ihtiyacımız var. Bizim size ihtiyacımız var hatta. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dinamika Üniversitesi 2019 Bahar Şenliklerinde kendilerine teşekkür plaketini takdim etmek üzere plaketleri rica ediyorum. Aynı zamanda Sayın Önem Günal'ı da evet lütfen siz de sahneye davet ediyorum.